Halife Vatekin saltanatı sırasında Nurettin Hasan adlı saygın bir aileye mensup ve iyi şöhretli bir genç, Busorah kentinde Kadı Ahmet bin Bekir'in karşısına sürüklenircesine çıkarılmıştı. Emdi, Nurettin yakışıklı bir gençti ve hakkındaki suçlamaları duyduklarında kadının ve orada bulunan herkesin şaşkınlıkları büyük olmuştu. 7 kişiyi birbirini takip eden 7 gece boyunca teker teker katletmekte ve cesetleri bu sırada gövdeleriyle kolları ve bacakları sanki çakalların marifetiymişçesine korkunç biçimde yenmiş halde bulundukları bir mezarlığın yanına atmış olmakla itham ediliyordu. Katlettiği iddia edilen şahıslardan 3'ü kadın, ikisi gezgin tüccar, biri dilenci ve biri de mezarcıydı. Ahmet bin Bekir onurlu yaşamış birçok yılın bilgisi ve bilgeliğiyle doluydu ve dahi feraset sahibi bir kişiydi. Ama istinat edilen suçların tuhaflığı ve gaddarlığıyla zihni altüst olmuştu ve Nurettin Hasan'ın yumuşak huyu ve iyi yetiştirilmişliğiyle bunları bir türlü bağdaştıramıyordu. Nurettin'in önceki akşam sırtında ölü bir kadın taşırken gördüklerini iddia eden tanıkların ifadelerini ve onu sadece hırsızlarla katillerin orada dolaştıkları uygunsuz saatlerde mahalleden gelirken gören diğerlerini sessizce dinledi. Sonra bütün bunları göz önünde tutarak genç adamı dikkatle sorguladı. Nurettin Hasan dedi. Son derece çirkin suçlar işlemiş olmakla itham ediliyorsun. Ama tavırların ve yüzündeki ifade bunu yalanlıyor. Acaba rastlantıyla da olsa kendini temize çıkarabileceğin bir açıklaman ya da eğer suçluysan yaptıklarının şerrini bir ölçüde hafifletebilecek bir nedenin var mı? Sana ciddi nasihatim bu konuda bana doğruyu söylemendir. Böylece Nurettin Hasan kadının karşısında ayağa kalktı ve hissettiği utanç da kederin şiddeti yüzünden okunuyordu. Heyhat Kadı Efendi, çünkü bana yönetilen suçlamalar gerçekten de doğrudur. Bu insanları katleden benden başkası değil ve suçumu affedecek hiçbir neden gösteremem. Kadı bu yanıtı duyduğunda derinden üzüldü ve şaşırdı. Sana ister istemez inanmak zorundayım, dedi kadı. Ama kendini insanların dillerinde ve kulaklarında bundan böyle bir küfür haline getirecek bir itirafta bulundun. Bu suçların niçin işlendiğini ya da bu insanların sana karşı ne kabahat işlediklerini ya da seni nasıl yaraladıklarını ya da belki onları sıradan bir soyguncu gibi sırf çıkarın için öldürüp öldürmediğini bana açıklamanı emrediyorum. Onlar bana ne karşı bir kabahat işlediler ne de beni yaraladılar diye yanıt verdi Nurettin. Onları paraları veya malları ya da elbiseleri için öldürmedim. Çünkü böyle şeylere muhtaç değilim ve her zaman da doğru bir adam olmuşumdur. Kafası iyice karışan Ahmet bin Bekir, peki öyleyse neden bunların hiçbiri değilse neydi? Şimdi Nurettin Hasan'ın yüzü kederle daha da gölgelendi ve başını son derece derin bir vicdan azabı çekercesine utançla eğdi. Kadının karşısında bu şekilde durarak anlattı öyküsünü. Kadı Efendi, kısmet hızlı ve elim oyunlar oynar ve insanoğlu bunu önceden bilmez. Heyhat, 15 gün öncesine kadar hiç kimseye karşı yüreğinde şer beslemeyen en mutlusu ve vicdanı en temiz olanıydım. Kuyumcu Abdül Hoca'nın kızı Emine ile evliydim. Eşim yürekten seviyor ve aynı şekilde de seviliyordum. Üstelik o sırada ilk çocuğumuzun doğumunu beklemekteydik. Babamdan zengin bir mülk ve çok sayıda köle miras kalmıştı. Hayatın yükü omuzlarımın üzerinde kuş kadar hafifti. Kendimi Allah'ın yeryüzünde cennetten bir lokma tattırdığı sevgili kullardan saymamam için hiçbir neden yoktu. Öyleyse Emine'nin tam doğum yapmasını beklediği saatte ölmesi üzerine nasıl bir kedere düştüğümü siz tahmin ediniz. O andan itibaren kapkara yasımın içinde ışıktan da mahrum kalmıştım. Bilgiden de. Bana başsağlığı dilemeye, beni teselli etmeye gelenlere karşı kör ve sağır gibiydim. Emine'yi toprağa vermemin ardından kederim gerçek bir deliliğe dönüştü ve gece olduğunda Busorah yakınlarındaki mezarlığa gidip kendimi yeni yazılmış mezar taşının önüne
Daha o gün kapatılmış mezarın üzerine takatsiz attım. Duygularım beni terk ettiler ve bir hilal gökyüzünde yükselirken serve ağaçların altındaki o nemli balçıkta ne kadar yattım bilmiyordum. Sonra her şeyden vazgeçmiş ilerde orada öylece yatarken bana topraktan doğrulmamı emreden korkunç bir ses duydum. Kafamı biraz kaldırdığımda birbirine dolaşmış kökler gibi kabak ağaçların altında kor gibi yanan gözleri, mağaramsı ağzından dışarı fırlamış köpek dişleri, bir sırtlanın gibi toprak karası ve sivri ağızlarıyla dev bir iblis gördüm. İblis bana şöyle dedi. Ben leşleri yerim ve ölüleri yalayıp yutmak benim vazifemdir. Böyle muaşerete aykırı bir biçimde üzerinde yatmakta olduğun toprağa bugün gömülen cesedi almaya geldim. Kaybol! Çünkü dün geceden beri boğazıma bir lokma girmedi ve çok açım. Hem de... Bu iblisin sureti ve sesinin korkunç gümbürtüsü ve daha da korkunç sözleri karşısında soğuk balçığın üzerinde korkudan bayılmış olmam gerekirdi. Ama kendimi bir şekilde toparlayarak ona yalvardım. Sizden istirham ederim. Bu mezarı esirgeyiniz. Çünkü orada yatmakta olan kadın benim için her ölümünden daha değerlidir. Ve onun güzel bedeninin sizin gibi murdar bir iblise yem olmasını istemem. Bunun üzerine iblis öfkelendi ve bana bir zarar vereceğini sandım. Ama ona bir kez daha yalvardım ve Emine'nin yeni kapatılmış mezarını rahat bırakırsa ona bir insanın gücü dahilinde her hizmeti yapacağıma ve getirilebilecek her şeyi getireceğime dair Allah ve Muhammed adına büyük yeminler verdim. İblis biraz yumuşadı ve şöyle dedi. Eğer bana belirli bir hizmet verecek olursan dileğini yapacağım. Ben de cevap verdim. Bu anlaşmamıza göre mahiyeti ne olursa olsun senin için yapmayacağım bir hizmet yoktur. Ve neyi arzu ediyorsan söyle bana lütfen. O zaman leş yiyen şunları söyledi. Ard arda 8 gece boyunca her gece bana kendi ellerinle öldürdüğün birinin cesedini getireceksin. Bunu yaparsan eğer şuracıkta gömülü yatan bedeni ne kazıp çıkartır ne de yerim. Şimdi kendi kendimi iblisin tiksindirici isteklerine şerefsizliğiyle bağladığım için katıksız bir dehşete ve yiyse kapılmıştım. Şartlarını değiştirmesi için yalvardım. Ona dedim ki, ey kadavralarının yiyicisi, cesetlerin bizzat öldürdüğüm şahıslara ait olması şart mıdır? Dedi ki leşyen, evet, çünkü diğerlerin hepsi de benim ve soyumun doğal yemidir zaten. Yarın gece çöker çökmez ya da daha sonra olabildiğince çabuk bir biçimde 8 cesedin ilkini bana söz verdiğin üzere getirmeni bekliyorum. Böyle söyledikten sonra serve ağaçların arasında yürüyerek uzaklaştı ve Emine'ninkinin az ötesinde başka bir taze mezarı eşelemeye koyuldu. Geldiğim sırada hissettiğimden daha yoğun bir kederle terk ettim mezarlığı ve Emine'nin bedenini iblisten kurtarmak için verdiğim söz uyarınca yapmam gerekenleri düşündüm. Rahmetlinin ardından duyduğum üzüntüyle o gece yapmam gereken iğrenç görevin dehşet sırasında parçalanırcasına nasıl geçirdim ertesi günü bilmiyorum. Karanlık çöktüğünde ıssız bir yol boyunca sinsice gizlenerek gittim mezarlığın yanına ve orada ağaçların alçak dallarının arasında gizlenerek geçen ilk yolcuyu kılıcımla katlettim ve cesedi iblisle anlaştığımız yere taşıdım. İzleyen 6 gece boyunca aynı yere döndüm ve her zaman karşıma ilk çıkanı katlederek vazifemi yeniledim ve ne kadın dedim ne erkek, ne tüccar dedim ne de dilenci ya da mezarcı. İblis her defasında bekledi beni ve kısa bir teşekkürün ardından yemini benim önümde yalayıp yutmaya koyuldu. Anlaştığımız rakama bir kişi kalıncaya dek toplam 7 kişi katlettim ve dün gece öldürdüğüm şahıs bir kadındı. Aynen tanıkların belirttiği gibi. Bütün bunları müthiş bir vicdan azabı ve pişmanlıkla gerçekleştirdim. Ve sadece verilmiş sözümle eğer anlaşmayı bozarsam Emine'nin cesedinin başına gelecek olanları anımsamam sayesinde dayanabiliyordum. İşte Kadı Efendi, benim öyküm budur. Bu pişman olması suçlarımın bana bir yararı olmadı ve eksik ceset için bu gece Emine'nin bedenini yalayıp yutmaya kuşkusuz ki gelecek olan iblisle olan pazarlığıma sadık kalamadım. Senin adaletine sığınıyorum.
Ey Ahmet bin Bekir ve benim iki kat kederimi ve iki kat pişmanlığımı dindirecek ölümle cezalandırmanın için size yalvarıyorum. Nurettin Hasan öyküsünü bitirdiğinde onu dinleyenlerin şaşkınlıkları kat kat artmıştı. Çünkü hiç kimse daha garip bir öykü duyduğunu o güne dek anımsamıyordu. Kadı uzun bir süre düşünüp taşındı ve sonunda bir karara vararak şöyle dedi. Öyküne gerçekten de hayret ettim. Ama işlediğin suçlar hala aynı derecede korkunç ve bizzat şeytan bile bunların karşısında dehşetten dona kalırdı. Ancak İblise söz vermiş olduğum ve mahiyeti ne kadar berbat olursa olsun söz demek, namus demek olduğu için cezanda biraz indirim yapılabilir. Ayrıca eşinin cenazesini iblisten satın almana yol açan derin yeis nedeniyle de bir parça indirime gidilebilir. Ama böylesine bir benzeri daha olmayan bir suça nasıl bir ceza verilmesi gerektiğini tam olarak bilmesem de seni suçsuz da bulamıyorum. Dolayısıyla kendi suçlarına en uygun düşecek cezayı yine kendin bulman ve hem de diğerlerine elinden geldiğince adaletli davranman için seni serbest bırakıyorum. Gösterdiğiniz merhametten dolayı size teşekkür ederim, dedi Nurettin Hasan ve orada bulunanların şaşkın bakışları arasında mahkemeyi terk etti. Ardından çok tartışmalar yapıldı ve birçok kişi kadının kararındaki doğruluğu sorguladılar. Oradakilerden bazıları Nurettin'in yaptığı rezilliklerden dolayı hiç vakit kaybedilmeden idam edilmesi gerektiğinde direttiler. Bazıları ise iblise verdiği sözün kutsallığını öne sürüp onu kısmen ya da tamamen temize çıkarmak gerektiğini öne sürdüler. Leş yiyenlerin huyları ve onları gece vakti iş üstünde basan insanların içine düştükleri müşkül durumlar üzerine öyküler anlatıldı ve misaller dile getirildi. Sonra tartışmalar yine Nurettin'in üzerinde odaklandı ve kadının kararı ya onaylandı ya da reddedildi. Ama bütün bu cürcünanın içinde Ahmet bin Bekir sessizliğini koruyarak sadece şunları söyledi. Bekleyin, çünkü bu adam hem kendisi hem de diğerleri için adalet sağlayacaktır, sağlanabildiğince. Gerçekten de böyle olmuştu. Çünkü ertesi gün bu saray yakınlarındaki mezarlıkta Nurettin Hasan'ın eşi Emine'nin mezarının üzerinde yarı yarıya yenmiş yeni bir ceset bulunmuştu. Kendini öldüren ve böylelikle hem kadının hükmünü yerine getirip hem de yeterli sayıda cesedi sağlayarak iblise verdiği sözü tutmuş olan Nurettin Hasan'ın bedeniydi bu.